Arkadaşlar herkese selamlar. Uzun zamandır video atamıyordum. Hemen onun açıklamasını yapayım. Biliyorsunuz Amerika'da özellikle korona vakaları tekrardan artmaya başladı. Dolayısıyla New York valisi yeni bir kararla tekrardan barları, restoranları, klubları vesaire saat 10'dan itibaren kapatmaya karar verdiler. Yani akşam saat 10'dan itibaren bu mekanlar artık açık olamıyor. Eskiden açıktı. Tekrar gece 2'ye kadar açıktı. Hani maskemizi takıp içeriye girip eğlenip tekrar dışarı çıkabiliyorduk ama komple onu da kaldırdılar. O yüzden hani Uber'deki yoğunluk biraz azaldı. Geçen günlerde Uber yapmaya çalıştım. Yaklaşık 1 saat falan yaptım. 1 ya da 2 müşteri geldi. Onda da çok sıkıcı yolculuklardı. Hiçbirinden hani böyle izin isteyip de YouTube'da paylaşabileceğim o eğlenceli yolculuklardan değildi. O yüzden Uber yapmaya birazcık ara verdim. Tamamıyla bitirmedim. Sadece ara verdim. Yani devamı gelecek, merak etmeyin. Onu hemen baştan söyleyeyim istedim. Bu videoda aslında size evimi gezdireceğim. Yani ev vlogu yapmaya çalışacağım. Elimden geldiğince şu vlog olayına hala alışık değilim ama böyle kameraya bakarak konuşmaya. Twitch'te biraz daha kolay oluyor. Twitch yayınlarını izleyen arkadaşlar aslında benim evimi belki 100 defa görmüşlerdir ama bazı arkadaşlar da Twitter'dan ulaşıp Twitch izlemiyorum. Ben genelde YouTube daha çok izliyorum. Twitch yani canlı yayın çok benlik değil. Bir tane de çekip YouTube'a atar mısın gibisinden söylemişti. O yüzden bir tane de böyle YouTube için hazırlayayım istedim. O yüzden belki bunu Twitch izleyen arkadaşlara söylüyorum. Yayınları izleyen arkadaşlara belki 1000. izleyiciniz olabilir. Kusura bakmayın, bir daha izleyin. Sizi önce binanın dışına götüreceğim. Önce dışarıdan nasıl görünüyor onu bir bakarız. Ondan sonra apartmanın girişinden, bodrumundan yukarıya doğru çıkar. Sonra da benim evi gezdiririm. Evet, binanın girişi burası arkadaşlar. 7 katlı bir bina. Binanın girişi tam olarak şu karşıda. Dışarısı biraz soğuk zaten, o yüzden fazla oyalanmayacağım. Dışarıda hemen içeri kaçalım. Şurada engelliler ya da yaşlılar için ya da üşengeçler için ya da eliniz doluysa kapıyı otomatik açan bir sistem var. İlk gelen kargocular burada sağdaki ve soldaki posta kutularına zarflarınızı bırakıyor ya da daha büyük kutularınız varsa buradaki aşağıdaki yerlere bırakıyor. İlk kapıdan girmek tabii ki isteyen herkes girebiliyor. İkinci kısmına girebilmek için şu zımbırtıdan veriyorlar size evi kiraladığınızda. Bunu okutuyorsunuz. İsterseniz çekip de açabilirsiniz. Tabii de gösterme amaçlı şu anda böyle yapıyorum. Binanın girişi bu şekilde. Bu görmüş olduğunuz iki tane kapı, asansör. Asansörlerimiz biraz eski ama olsun. Sağ tarafa girdiğinizde, döndüğünüzde daha doğrusu, şuradaki ilk kapı bu binanın ofisinin kapısı. Yani eğer ki bu binada böyle ev kiralamak istiyorsanız buradaki ofis kapısına kadar gelip buradaki kişiyle görüşüyorsunuz. Yine burada da ekstradan mail kutuları var. Eğer içeriye giriş izni olan kargocular varsa veya değerli kutular varsa bunlar da Amazon'dan alınan eşyalar buraya bırakılıyor. Kutular vesaire hepsi buraya yığılıyor. Siz de gelip buradan kutunuzu alabiliyorsunuz. Bu kapı arka kapı. Eğer ki arabanızı arka tarafa park ettiyseniz buradan çıkıp arkadan direkt arabanıza ulaşabiliyorsunuz. Sağdan soldan dolanmak istemiyorsanız. Alt taraflara park etmek için ekstra ücret ödemeniz gerekiyordu diye hatırlıyorum. Şuralara park etmek ücretsiz ama buralara park etmek için sanırım aylık 30 dolar gibi bir para veriyordunuz. Tam hatırlamıyorum. Şurası girişimizdi. Girişten sağa dönüp şöyle gelirseniz eğer burada lobimiz var. Burada genelde bu apartmanda özellikle çok fazla yaşlı teyze ve amca var bu binada. Bunlar burada oturup çay kahve içiyor. Muhabbet ediyorlar. Burada ne bileyim, bakın burada şimdi Christmas zamanları, bunların yılbaşı zamanları ve Noel zamanları. Buraya şeker bırakmışlar. Buradan alıp şey yapıyorlar. Tabii koronadan dolayı bu zamanlarda burada kimseyi göremiyoruz artık. Ama koronadan öncesi burada hep çay partileri, kekler, pastalar vesaire. Ben de gelir geçerken merhaba deyip 3-5 muhabbet edip bir dilim kek yiyip evime çıkıyordum. Binanın girişinden sola döndüğünüz zaman şurada eskiden bir kahve istasyonu vardı. Onu da kaldırdılar. Oraya da böyle süs yaptılar. Burada bir bilardo masası var. Bu bilardo masasını da burada bizim apartmanın en üst katında bir doktor yaşıyordu. Kendi evinde varmış böyle bir bilardo masası. Taşınırken de istememiş evine sokmak. Demiş ki bunu lobiye koyalım. İsteyenler oynasın vesaire. Bu da uzun bir süre kapalı kaldı koronadan dolayı ama şimdi tekrardan... Dur şunu da kısalım da telif yemesin video. Bunu da korona öncesinde bayağı arada oynayanlar oluyordu. Şimdi o da pek yok. Bu da radyomuz. Burada radyo var, sürekli çalıyor. İsterseniz CD'nizi getirip burada çalabiliyorsunuz yani. Biraz eski ama iş görür. Onun dışında girişten başka bir şey anlatmama pek gerek yok. Şimdi sizi bir de bodruma götüreyim. Bodrum katını da göstereyim. Çünkü orada da Türkiye'de olmayan değişik şeyler var. Aşağı indiğiniz zaman böyle bir sistem var. Şu kapı ile şu kapı depo alanlarına açılıyor. Hatta şuradan ufaktan bir göstereyim. Buradan ışıklarımızı da yakalım.
Hatta gireyim ya, gösteremeyeceğim çünkü uzaktan. Burası bildiğiniz depo arkadaşlar. İşte herkesin kendi depo alanları var. Burada fazlalık eşyalarınız varsa buraya koyuyorsunuz. İşte hangi daireler, neler varsa buradan da kilitliyorsunuz. Yani bu lastikler mesela adam almış, atıyorum yaz lastiği. Yaz mevsiminde bunları takıyor. Şimdi kar lastiklerini şimdi arabasına montelemiştir falan filan, öyle değiştiriyorlar. Ya da fazlalık dolabı vardır adamın, buzdolabı bozuktur, bilmiyorum yani. Tam karşımızdaki kapı aynı şekilde, buranın simetriği aynı amaçla kullanılıyor. Hemen burada cleaning supplies dediğimiz, yani temizlik malzemelerinin olduğu bir bölme varmış. Burası tabii, buradaki şeyler bu bina için kullanılan malzemeler. Yani buradaki malzemeler binaya ait. Tabii sıkışırsanız buradan gelip bir tuvalet kağıdı alsanız muhtemelen kimsenin ruhu duymaz. Burada bir sürü tuvalet kağıdı var ki bir ara tuvalet kağıdı kıtlığı olmuştu. Korona ilk patlak verdiği zamanlarda biliyorsunuz. Herkes marketleri yağmalamıştı ve bayağı uzun bir süre tuvalet kağıdı ve kağıt havlu, işte ıslak mendil, çamaşır suyu gibi şeyler bayağı bir uzun süre bulamamıştık. Neyse ki şimdiki öyle bir şey yok. Buranın ışığını kapatıp sıradaki kapıya geçelim. Binamızın bir tuvaleti var. Yani olur da sıkışırsanız eve çıkamadan gelip burada takılabilirsiniz. Ya da bina çalışanları burada işini görüyor. Veya asıl şey burada. Yani burada çamaşır yıkanıyor. Şimdi burası çamaşır yıkama odası arkadaşlar. Burası biraz gürültülü. Umarım sesim net geliyordur. Mikrofona bağıra bağıra konuşmaya çalışıyorum. Net duyabilin diye. Çünkü makineler çalışıyor. Amerika'da çoğu evde, özellikle böyle binalarda, yüksek katlı binalarda eski olduğu için, tesisat sistemi de eski olduğu için çok fazla böyle çamaşır makinesi, kurutma makinesi falan dairelerin içinde bulunmuyor. Onun yerine bu işi yapan yerlerde çamaşırlarınızı yıkatabiliyorsunuz. Ya da bu binada olduğu gibi en alt kata gelip burada çamaşırlarınızı yıkayıp kurutabiliyorsunuz. Neyse ki benim apartmanda var yani. Benim bulunduğum dairede var daha doğrusu. O yüzden yani her dairede yokmuş. Nedense bana piyango vurdu herhalde. Benim dairede olduğu için ben kullanabiliyorum. Buraya gelmiyorum ama burayı da göstereyim istedim. Şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Çünkü bu arkadaki makinelerle bunun bağlantısı var. Bu olay şu, buraya 1 dolarlık ya da 5 dolarlık, zaten burada yazıyor, kağıt para atıyorsunuz, o da size 25 centlik demir paralar atıyor buradan. Yani bir nevi kağıt parayı bozuk paraya çeviriyorsunuz. Bu neden önemli? Şu yüzden geleceğim ama şunu da göstereyim. Burada çamaşırlarınızı yıkarken burada bekleyip takılıp eğlenmek istiyorsanız televizyon var. Burada işte filmler var. Bu böyle koymuşlar üzerlerine hangi film olduğu, bilmem nesi vesairesi, hepsi yazıyor. Buradan seçip izleyebiliyorsunuz ama şu zamana kadar burayı kullanan kimseyi görmedim. Şurada sepetler, arabalar var. Mesela çok fazla eşya aldınız ya da kocaman bir kutu aldınız. Bunu geliyorsunuz, çıkarıyorsunuz yukarı asansörle arabanıza kadar. Kutuyu buraya yüklüyorsun, evine kadar çıkarıyorsun. Sonra tekrar bunu geri yerine koyuyorsun. Bu da o şekilde kullanma amaçtır. Bir bu, bir de bu. Çamaşır yıkama makineleri, çamaşır makinesi daha doğrusu kısacası. Ama değişik tabii. Tepeden yüklüyorsun buna. İşte yükledikten sonra çeşitli şurada modları var. Ondan sonra çalışma sistemi de şu. Neden oradaki makineyle bağlantılı diye soracak olursanız, olay şu. Kıyafetlerinizi yüklüyorsunuz, kapağı kapatıyorsunuz. Bunu çalıştırmak için şurada fiyat biraz silinmiş ama 2 dolarlık bir makine arkadaşlar. Bunları çalıştırmanın bedeli 2 dolar. Ama makine de şu şekilde çalışıyor. Şu aralara 25'er centlik bozuk paralar koyuyorsunuz. İşte 8 tane. 8 tane koyduktan sonra şöyle iteliyorsunuz bütün paraları aynı anda. Ve makine diyor ki tamam 2 dolar içeriye girdi. Makine kullanıma hazır şeklinde çalışıyor. O yüzden hani yanınızda bozukluk eğer yoksa gidip oradaki duvardaki makineden bozukluğa çeviriyorsunuz kağıt parayı ve burada bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu tarafta kurutma makinesi arkadaşlar. Kurutma makinesi de yine aynı mantık. Sadece adresinin kıyafetleri varmış, pardon. Kapanmıyor lan. Heh. Şuna bakalım. Allah'ım tekrar açıldı. Hayda, bir dakika. Neyse en azından temiz çamaşır giriyor buraya, o yüzden sonunda kapattım. Allah Allah ya. Bir saniye şurayı ben de halledeyim. Hallettim. Neyse içini görmeye gerek yok. Bunun içinden de kıyafet fışkırır. Belki hangisinde vardır bilemeyeceğim. Kısacası bunlar kurutma makineleri arkadaşlar. Yine aynı mantıkla çalışıyor ama bunlar 1 dolar 75 centle çalışıyor. Yine buraları paraları diziyorsunuz. Şunu şöyle iteliyorsunuz ve makine aktif hale geliyor. Yine burada çeşitli ayarları vesaireleri var. Ona göre kullanıyorsunuz. Eğer ütü yapmak istiyorum dersen ütünü evden getiriyorsun. Ütü masası hazır burada var ama ütünü kendin getiriyorsun evinden. Onu da burada kullanabiliyorsun. Yine prizimiz var.
Yine bir şeyler oluyordu, eline bulaştı. Onu da burada yıkayabiliyorsun. Burada böyle onun için bir lavabo var. Bodrum katı 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Şimdi benim eve çıkalım. Size bir de benim evi tanıtayım. Evet arkadaşlar, benim kata geldik. Artık bağırmama gerek yok sanırım. Normal ses tonunda konuşabilirim. Aşağısı bayağı gürültülüydü. 7. kata çıktığınız zaman bir sola ayrılıyor, bir ortası var, bir de sağı var. Yani apartman aslında tepeden baktığınız zaman T şeklinde diyebilirim. Sağa döndüğünüz zaman koridor çok uzun gitmiyor. Tahminim, bütün daireleri görmedim ama tam karşıdaki daire öbür bunun simetriğindeki daireye göre daha geniş olduğu için hani biraz daha ona böyle yol bırakmışlar. Daha büyük bir ev diye tahmin ediyorum. Burada işte kaç daire var? 1, 2, 3, 4 tane var. Öbür tarafta daha fazla mesela. Ama binayı tepeden baktığın zaman aslında simetrik. O yüzden o daireler büyük ihtimalle daha da geniş diye tahmin ediyorum. Apartmanda şu anda işte yılbaşı ve Noel yaklaştığı için şu anda dekorlarımız yılbaşı dekoru. Bu buranın, bu binanın en büyük dairesi. Burada genelde penthouse diyorlar ama penthouse aslında benim bildiğim tek bir katı komple kapatırsın. Yani dört tarafa da, dört cepheye de görüşün olur. Benim bildiğim penthouse o ama buna da penthouse diyorlar nedense. Belki yarı penthouse gibi bir şey ama kısacası bu daire bu binadaki en lüks, en büyük, en pahalı kısım. Burada bu daireleri, bu evleri satın alamıyorsunuz arkadaşlar. Bu bina ve daireler tamamen şirketlere ait. Burada sadece kiralayabiliyorsunuz. Satın alma gibi bir seçeneğiniz yok. Buraya dönüyorsunuz. Bakın burası gördüğünüz gibi daha da uzun bir koridor. Şimdi daire sayısına geçmeden önce çöplerimizi gösterelim. Çöpler burada atılıyor arkadaşlar. Çöplerinizi her gün zaten bina görevlileri burayı komple her gün temizliyor. Çöpler 3'e ayrılıyor. Normal çöpler buraya. Yani bildiğiniz mutfaktaki o yemek artıkları vesaireler bunun içine gidiyor. Şunun için de newspaper only dediği aslında sadece kağıtlar ayrıştırılıyor. Onun dışında da bütün plastik, cam vesaire oraya atılıyor. Ama burası çok küçük olduğu için bu kadar daireye. Buraya gelen geçen her şeyini atıyor. Mesela bak newspaper only demesine rağmen plastiğini ve camını atmış. Ama zaten bina görevlileri bunları ayrıştırırken kağıtları alıyor kendi kağıt kutusuna, camları cam kutusuna falan diye atıyorlar. Neyse ki onlar o işi yapıyor yani. Ondan dolayı çok da sıkıntı olmuyor. Çünkü burası çok dar gerçekten bu kadar fazla kişi için. Normalde Amerika'da çoğu binada bu tarz yüksek katlı binalarda. Yüksek diyorum çünkü 7 katlı bir bina bile çok yüksek Amerika'ya ve özellikle benim bulunduğum şehre kıyasla. Çünkü Amerika'da genellikle biliyorsunuz hep müstakil evler, 2 katlı, maksimum 3 katlı evler var. O yüzden böyle büyük binalar, apartmanlar pek yok. Genelde bu tarz binalarda, burası şu an kilitlenmiş ama burası rubbish chute dedikleri. Normalde çöpünüzü şuradan tutup çekiyorsunuz. Poşeti buradan iteliyorsunuz. O böyle ta aşağı kadar düşüyor. Bodrum katında da onları yakalayan büyük çöp konteynerları var. Tam ona basket atıyorsunuz aslında. Buranın da ışığını kapatıyorsunuz işiniz bittikten sonra. Şimdi bakalım burada kaç daire varmış. Bolda 1. Bu arada Twitch yayında da tabii burayı 1000 defa görmüşlerdir arkadaşlar. Burayı çoğunlukla Welcome to the Game diye bir tane oyun var. Hep ona benzetiyorlar. Burada da 8 tane daire var. Bunlar daha küçük diğerlerine nazaran. Evime hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, eve gelir gelmez böyle bir sol tarafta ayna var. Bunun içinde işte kıyafetlerinizi asabileceğiniz ya da depo olarak kullanabileceğiniz. Burada ayakkabılar var, fazla sular var, elektrik süpürgesi vesaire var. Burasını bu şekilde kullanıyorum. Sağa döndüğünüz zaman burada mutfak kısmı arkadaşlar. Mutfakta bazı şeyler, eşyalar apartmanın kirasına ve apartmanın kullanımına dahil. Mesela buradaki buzdolabı, şuradaki fırın ve şu bulaşık makinesi bana ait değil. Daireyi, evi kiraladığınız zaman bu üçü kiraya dahil, kullanıma dahil geliyor. Yani ben buraya taşındığımda bunların hiçbiri yoktu zaten bende. Ve buradan çıkarken, taşınırken de bunları burada bırakıyorsunuz. Bunları alıp götüremezsiniz. Suç işlemiş olursunuz. Burada anneciğimle komple tüm ailemizin fotoğrafları var dolapta. Onları astım, başka da bir şey yok. Zaten çok fazla süs müs sevmiyorum. Dolap şu an içler acısı arkadaşlar. Çok bir şey yok. Alışverişe gitmedim henüz bu hafta. Genelde 3-4 günde bir burayı dolduruyorum ve harcıyorum. Dolduruyorum ve yiyorum hani. Burada badem ve soya sütü var. Pillerim var. Kolonyalarım ve hand sanitizer'ım var bir tane. Burada solucanlarım var arkadaşlar. Giant mealworm, yani un kurdu bunlar. Hatta göstereyim dur. Un kurtları var bu şekilde. Dolapta olmasının sebebi soğukta durduğu zaman bu hayvanlar uyku moduna geçiyor. Kımıldamıyorlar, metabolizmaları yavaşlıyor vesaire. O yüzden de daha uzun süre tutabiliyorsunuz canlı şekilde. Onu da neden orada duruyor birazdan yine anlatacağım. Dolapta çok bir şey yok dediğim gibi. Ocak kısmı şöyle, elektrikli komple. Dediğim gibi buradaki yine ocak bana ait değil ama kalan her şey bana ait. Şu fırında dahil. Türkiye'de olmayan, yani daha doğrusu olmadığını tahmin ettim ya da benim görmediğim bir şey göstereyim size.
Birazcık arızalı gibi gerçi bu aralar ama yine de bir göstereyim. Bunu kullanırken suyu komple açık tutuyor olmanız lazım. Su buradan akarken arkadaşlar, şurada bunun şeyi var. Bunu açtığınız zaman bakın şöyle bir şey olacak. Ses gelir mi bilmiyorum bu mikrofondan ama. Geldi, bayağı geldi. Şimdi bu ne diye soracak olursanız, biraz metalik bir ses geliyor içinden. Yanlış tahmin etmiyorsam içine bunun bir şey kaçtı. Bunun altında arkadaşlar şöyle bir şey var. Şöyle bir öğütücü var. Bu da binaya ait bu arada. Olay şu aslında. Burada yarım beygirlik. Bakın üzerinde de yazıyor. 1.1/2 HP yazıyor. Yarım beygirlik bir motor var orada ve onun içinde öğütücü var. O neden? Mesela lavaboya atıyorum, kabuk kaçtı, biber düştü. Çünkü deliği bayağı büyük yani. Bak elim şöyle, ki benim elim büyüktür. Bayağı büyük bir delik var. Oradan içeriye bir şey kaçtığı zaman öğütücüyü çalıştırıyorsunuz. Suyu da açıyorsunuz. Oradan öğüterek suyla birlikte tıkanmamasını sağlıyor. Öğüterek lavaboya giren şeyler öğütülmüş bir şekilde kanalizasyona kadar gidiyor ya da her nereye gidiyorsa. Mutfak kısmını bitirdiysek şimdi sizi, solucanları neden dolapta tutuyorum, birazcık onu bağlayacağım. Burada benim bir tane leopar gekon var arkadaşlar. Leopar gekon nedir diye soracak olanlar olacaktır. Onu da hemen göstereyim. Bir çeşit kertenkele arkadaşlar. Çöl ortamında yaşayan kertenkele cinsi bir hayvan. Bayağı evciller. Türkiye'de benim bildiğim yasak bu hayvanların bakılması, beslenmesi, satılması. Tam emin değilim. Bakın şöyle yakından göstereyim hatta. Benim bildiğim yasak ama burada pet shoplarda satılıyor ve bayağı da ucuz. Biraz çekingenler, çok fazla böyle elleşmeyi pek sevmiyorlar ama ben size yine de bunu elleyeceğim şimdi. Kameraya bir merhaba desin o da. Bu da böyle bir zavallı bir hayvan arkadaşlar. Bunların özellikleri böyle sürekli gülümsüyor gibi bir halleri var. Şöyle sürekli böyle gülümser gibi bir halleri var. Özellikleri işte canlı yem yemesi. Maalesef kuru yem falan gibi bir özelliği yok bunların. Şimdi bunu şuraya koyayım da geri evini yerine koyacağım. Yavaş yavaş geliyor. O solucanları tutmamın sebebi, canlı tutmamın sebebi, ölü koyduğunuz zaman yemiyor arkadaşlar. İllaki kımıldaması lazım. Kımıldadığı zaman dikkatini çekiyor ve yemeye başlıyor. O yüzden onları dolapta, hani uzun sürede canlı tutabilmek için dolapta bırakıyoruz. Yoksa böyle buraya koyduğunuz zaman kısa sürede ölüyorlar ya da kabuk değiştiriyorlar. İşte koku yapıyor vesaire. Biraz meşakkatli bir iş. Ama bu şekilde yaptığınız zaman gayet kolay. Evde atıyorum bu hayvanı 5 gün, bir haftaya kadar, eğer yetişkinse ve iyi beslenmişse bir hafta haftaya kadar bunları yalnız bırakabiliyorsunuz. Sorun olmuyor. Bir de bu hayvanlar sürüngen olduğu için kendi vücut ısılarını üretemiyor biliyorsunuz. Sürüngenlerin özelliklerinden birisi. O yüzden şu görmüş olduğunuz kırmızı ışık aslında buradan ısı üretiyor. Burası da akvaryumun ya da tankın diyelim soğuk kısmı. Eğer ki hayvan orada çok fazla sıcak basarsa, artık terlerse, yani yeter artık derse, hemen gidiyor şuradaki soğuk kulübesine gidiyor. Aynı zamanda orası nemli. Çünkü aşağısı yosun. Üzerine oranın su döküyorum arada ya da su fışkırtıyorum. Oradan da nemler o küçük mağaranın içinde hapsoluyor ve orası nemli ve soğuk yer. Burası da hem kuru hem sıcak, yani hem sıcak hem soğuk hava alabilen biraz daha orta halli bir kuytu yeri. Orası da en sıcak ve kuytu yeri. Şurada da suyu var. Şu beyaz kısımlarda kalsiyumları. Onu da arada böyle köşelere serpiştiriyorum. Kalsiyum yemesi gerekiyor direkt toz olarak, çünkü bu hayvanların normalde güneş görmesi gerekiyor. Güneş göremediği için o şekilde kalsiyumunu takviye ediyorsunuz. Sırada bilgisayarlara geçelim. Bilgisayarlarımın hepsi şu an kapalı. Aşağıda kasa var. Bu benim ana bilgisayarım, kendime ait bilgisayarım. Bütün editleri, Twitch yayınlarını, evde yaptığım bütün her şey, yayınlar, editler vesaire bu bilgisayarda yapılıyor. Fiyatları çok kısa geçeyim. Bu kasayı, kasanın özellikleri yani biraz eski gerçi. 1060 ekran var. i7, 7. nesil işlemci, 16 RAM, 1 TB normal disk, 200 küsür SSD falan filan var. Çok hatırlamıyorum ama bu kasayı aşağı yukarı 600'e falan almıştım. Bu da mikrofonum, Bakugan'ın topu. Yayında birisi benzetmişti, gülmekten ölmüştük. Burası da benim çalıştığım yer arkadaşlar. Yayınlarda ve videolarda aslında söyleyip duruyorum. Ben Amerika'da aslında muhasebeciyim ama yeni tanıyanlar vesaire, hani Uber yapmadığım için uzun zamandır şeyi soruyorlar, hani geçimini nasıl sağlıyorsun, paranı nasıl kazanıyorsun diye. Benim aslında ana işim muhasebe arkadaşlar. Şu an tabii herkes evden çalıştığı için bilgisayarlarımız evde. Şu an Mart ayından beri, Mart 1 ya da 2. haftasından beri tam hatırlamıyorum, evden çalışıyoruz. Bize söyledikleri tarih Ocak 1'de döneceğiz demişlerdi ama tabii korona tekrar artınca o süreyi daha da arttırabilirler.
tam bilmiyorum. Bakalım. Şimdilik evdeyim. Evden çalışıyorum uzunca bir zamandır. Aslında bayağı konforlu, yani uyanıyorsunuz direkt pijamalarınızla. Hatta pijamanı giymene bile gerek yok. Nasıl istersen direkt burada çalışabiliyorsun. Evden işe gitmekte harcadığın süreyi ve dönüşte onları harcamıyorsun. Gerçi benim iş yeri yakın ama yine de bayağı konforlu oluyor. Biraz tabii insanı tembelliğe itebiliyor bazen ama çünkü çok fazla konforlu ve etrafta dikkatini dağıtabilecek çok fazla şey olduğu için. Hem iyi yanları var hem kötü yanları var ama tartışılır tabii. Bakalım ne olacak? Şirket ne karar verirse zaten ona uymak zorundayız. Ofis ortamını size göstermek isterdim ama sadece binayı dışarıdan gösterebilirim. O yüzden şimdi isterseniz hemen bir binaya gidip gelelim. Ben size göstereyim nasıl bir bina. İçeriğini de gösterebildiğim kadar eski çektiğim Instagram storylerinden gösteririm. Çünkü içeri giriş izni alamadım. Şimdi binaya gidip gelelim. Oradan sonra tekrar evin kalanını da gösteririm size. İş ortamında bir görmüş olursunuz hem. Evet, benim şirkete şu anda geldik sayılır. Sağ taraftaki büyük turuncu bina bizim şirketin ana binası. Aslında şirketin ülke çapında, Amerika çapında bir sürü lokasyonu var. Bir sürü değişik noktalarda binaları, ofisleri vesairesi var. Ama burası headquarters dediğimiz en ana binası. Yaklaşık buraya gelmem 7 dakika sürdü evden çıkıp buraya gelmem. O yüzden bayağı yakın ama aynı zamanda da şehrin birazcık dışında kalıyor. Böyle bayağı sessiz bir ortam. İş yerindeyken genelde telefonum çekmez, yani burada pek kimse olmadığı için normal zamanlarda. O yüzden telefon da çekmiyor genelde burada. Şirketin kendi Wi-Fi'ını kullanıyoruz. Şöyle biraz daha geniş alayım. Sağa sola da şöyle göstererek. Bina bu şekilde. Birkaç parçadan oluşuyor. Kendi şeyleri var. Arada köprülerden geçiyorsun. Şu köprülerin üzerinde de ayrıca cubicle dediğimiz küpler, ofisler var. Menajerden aslında izin almaya çalıştım. Binanın içine girip hafta sonu bir video çekebilir miyim? Önemli bir şey çekmeyeceğim, sadece ortamı göstereceğim vesaire gibisinden. Şu anda koronadan dolayı bütün bizim ofisler kapatıldığı için hiçbir şekilde binaya giriş çıkış serbest değil. O yüzden de izni alamadım. Yoksa izin verirlerdi büyük ihtimalle. Daha binayı şöyle bir göstereyim genel olarak. Şöyle park edeyim. Zaten benim şu anda YouTube kanalımın olduğunu, yayını, YouTube'u, üyeleri bilmem neyi, bizim şirketin VP dediğimiz, yani Vice President anlamına gelen, böyle CEO'nun bir altındaki adam bile biliyor. Hatta onunla da bu bahaneyle tanışmıştık falan. Adamın da çok hoşuna gitmişti böyle. Zamanında Instagram'dan takip eden arkadaşlar görmüştür. Yaklaşık bir yıl önce falan, özellikle tam bu zamanlardı. Yeni yıl zamanları, böyle içeride kutlamalar, şarkılar falan söyleniyordu. Orada böyle story atmıştım Instagram'a. O storyleri şimdi bulursam geçmişten, onu da videonun hemen bu kısmından sonra onları da gösteririm. Tekrar eve döner evden devam ederiz. Bugün iş yerinde sadece ben varım. Mary yok. Jenny yok. Elizabeth yok. Tanya da yok. Connie de yok. Bu arada dün Twitch'te Amazon Flex yapmıştım ilk defa. Bayağı bir kutu taşıdık yani. Bir sürü evi ziyaret ettik vesaire. O yüzden arka koltukları indirmiştim. Böyle düz bir alan sağlamak için, daha fazla kutu içeriye sığdırabilmek için. Koltuklar da o yüzden inik kaldı. Onları kaldırmakla uğraşmadım. Unuttum daha doğrusu. Kalabilir zaten şu an Uber yapmadığım için. Belki bir daha Flex yaparım. Hatta eğer isterseniz bir kere de Amazon Flex videosu nasıl yapılıyor, baştan sona şöyle bir video çekebilirim YouTube kanalım için. Twitch'te zaten canlı yayında yapıyorum ama bunun için ayrıca
marketten bir tane video istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet, tekrardan evdeyiz. Size evin kalanını gösterebilirim artık. Şöyle sola döndüğümüz zaman burada benim bitkileri çok seviyorum arkadaşlar. Yeşilliği, doğayı, hayvanları çok seviyorum. O yüzden evime olabildiğince böyle fazla miktarda irili ufaklı çeşitli bitkiler aldım böyle. Hem dekor hem de temiz hava açısından vesaire. Şu görmüş olduğunuz pembe ışık bunlara aslında güneş ışığını taklit ederekten büyümelerine ve fotosentezlerine yardımcı olan bir ışık. Ne kadar %100 çalışıyor bilmiyorum ama o amaçla aldım. O amaçla satılan bir üründü Amazon'da. Burada bir tane büyük ağacım var. Burada çok eski bir televizyon var. PlayStation aldım. PlayStation 4 bu arada. Geçen sene indirimdeyken 200 dolara almıştım bunu da. Bunun yanında şu oyunu verdi. Last of Us verdi. Ondan sonra Horizon'ı verdi. Bir de God of War verdi. Bu 3 tane oyunu ve PlayStation 4 Slim bu arada galiba. Bunu ve şu 3 oyunu 200 dolara almıştım. Bir tane de kol verdi. İkinciyi kendim aldım ama tabii ikinciyi benimle oynayan arkadaşımız yok. Burada yine bir tane ağacım var. Burada yine ufak dekor ve bitkilerim var. Şunu tohumdan kendim yetiştirdim. Aslında bir sürü farklı tohum almıştım. Bir tek bu hayatta kalabildi. Bunlar ufak bonsai ağaçları. Evde bu kadar fazla bitki olmasının tek bir sakıncası var. O da o küçük cümbüş sineği dediğimiz. Hani böyle küçükken bisiklet sürerken böyle bir anda gözüne girer, acıtır. Ağlayarak bile çıkartabilirsin o böceği gözünden ama o sineklerden biraz fazla oluyor evin içinde. Ama onların da çözümünü buldum. Bitkilerin diplerine yapışkan ve kokulu sinek tuzakları var. O tuzaklardan işte atıyorum bir tane buna, bir tane şuna, bir tane ona, 2-3 tane oraya falan yapıştırıyorsunuz. Onu böyle diplerine sokuyorsun. Orada uçuşan sinekler o kokuyu aldanıp oraya gittiğinde yapışarak birazcık popülasyonu indirebiliyorsunuz. Bu arada internet telefondan değil televizyon hattından geliyor. Şu kablo televizyon kablosu. Hani televizyonların arkasına giren böyle yuvarlak, ortasında da böyle bir tane tel gibi bir kablo var ya. O kablodan geliyor internet. Telefon hattından değil. O da değişik. Şimdi buradan sola döndüğümüz zaman kilere geçiyoruz. Kilerde gördüğünüz gibi arkadaşlar İşte fazlalık malzemelerimi, eşyalarımı buraya koyuyorum. Bu da benim çamaşır makinesi. Aslında benim dediğime bakmayın, bana ait değil, binaya, apartmana ait. Şurada bir kapı var ama burası bir oda değil, burası. Şöyle geriden göstereyim. Burası böyle bir raf arkadaşlar. Fazlalık yine çarşafınız, yastığınız vesaireniz varsa onları da burada muhafaza edebilirsiniz. Aletten Türkiye'den getirdiğim 2 tane motor kaskım duruyor ama henüz motor alacak ortama gelemedik. Çünkü burada motor almaya kalksam kış ayları yaklaşık 8-9 ay sürüyor. 8-9 aylık kışın sürdüğü bir yerde de motosiklet almak pek akıllıca değil. Umarım ileride daha ılıman bir yere taşınırsam o zaman motor almak isterim. O yüzden onlar da duruyor. Burası banyo arkadaşlar. Şimdi burada bana hep sorulan sorulardan bir tanesi. O yüzden göstereceğim. Amerika'da taharet musluğu var mı? Yok. Asıl cevap yok. Ama alabilirsiniz ekstradan. Kurabilirsiniz. Nasıl? Şimdi size onu göstereceğim. Şimdi normal şartlarda klozet bildiğiniz klozet olarak geliyor. Birazcık bok muhabbetine dönecek ama çok fazla soran olduğu için bunu göstereceğim artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İzlemek istemeyenler bu kısmı geçebilir. Şimdi böyle bir cihaz alıyorsunuz. Bu cihaz elektronik değil, tamamen manuel çalışan bir cihaz. Tamamen yaylardan ve su basıcıyla çalışıyor. Yani şurada kumandası var, çevirebiliyorsunuz. Şu gördüğünüz şeyden de gerekli hizmeti görüyorsunuz. Nasıl kurulduğunu çok kısaca anlatayım size. Normalde Türkiye'de biliyorsunuz şu duvardan iki tane boru çıkar. Borulardan bir tanesi direkt sifona gider. Şu görmüş olduğunuz gibi şöyle. Sifonu doldurur. İkincisi de taharet musluğuna gider. Burada bir tane var. O yüzden paketten çıkıyor zaten bunların hepsi ve elle kurabiliyorsunuz. Penseye vesaire hiçbir şeye gerek yok. Buradan çıkan suyu şu cihaz demeyeyim de şu parçayla su buradan geliyor ya. Bunu ikiye ayırıyor. Bir tanesi düz devam ediyor sifona. Bir tanesi de şuraya doğru gidiyor. Buradan gelen borunun içindeki su buradan bu cihazın içine gidiyor. Bu cihazın içine gittikten sonra bunun iki modu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tanesi şu kendini temizleme modu. Böyle bir şey. İkincisi de şurada popo resmi. Buradan da poponuzu temizleme modu. Buradan da hangisini istiyorsanız o. Kendini temizleme modu şu. Bunu bu tarafa çevirdiğiniz zaman aşağı doğru fışkırtıyor. Öbürünü çeviremeyeceğim çünkü şimdi direkt duvara fışkır. Ya da çevireyim de bir görün ya. Zaten ben etrafı temizleyecektim. Biraz temizleyemeden çektim zaten etrafı. Herhalde biraz kirli görünüyorsa etraf kusura bakmayın. Fışkırtacağım şimdi. Onu da göreceksiniz. Bak iyi izle. Tamam mı? Bu şekilde zaten temiz su çıkıyor. Ben bunları hallederim birazdan. Yani bu şekilde de taharet musluğu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar Amerika'da. O da sorun değil.
En son tabii kira muhabbetlerine geleceğim. Bir de yatak odasına bakalım. Video biraz doğal olsun diye etrafı çok toparlamadım. Dağınıklığın kusuruna bakmayın. Yatak odası da bu şekilde arkadaşlar. Burada yine bitkilerim var. Şurada bir şemsiye ağacı sanırım. Burada bildiğiniz sarmaşık. Bunun adını unuttum. 3 tane bitkim var. 2 tane komodim. 1 tane yatak. Yatak biraz yerden fazla yüksek. Biraz değil bayağı yüksek. Yani şöyle yan yana geldiğinizde belime kadar falan geliyor ve yaklaşık yerden 1 metre falan yüksek. Bayağı yüksek. Başka buradan çok fazla gösterebileceğim bir şey yok. Bu tarafta herhangi bir şey de yok yani hani balkondu vesaire. Manzaram bu şekilde. Sol tarafta otoban, karşı tarafta bizim binaya çok benzer bir bina. Sağ tarafta da zaten yine çok da bir şey yok. Manzaram öyle çok da önemli değil. Son kısımda şöyle göstereyim. Burası da ufak bir oda gibi görünüyor ama aslında burası kıyafet dolabı. Burada yine kıyafetleriniz işte kazak, gömlek, tişört, yakalı bilmem ne diye ayıkladım ben bunları. Sırt çantam, pazar pazar arabam var ama hiç kullanmadım. Daha doğrusu pardon bunu ben bayağı kullandım. New York City'de yaşarken bunu içine bütün kirli sepetimi dolduruyordum. Kirli çamaşırlarımı. Çünkü o zaman evimde yoktu. Sokağın karşısında bir tane çamaşır yıkama yeri vardı. Oraya götürüp orada kıyafetlerimi yıkıyordum. Onun için kullanıyordum. Burada da ütü masası, ütü tahtası. Hala ütülenmeyi bekleyen iş pantolonları. Ta Mart ayından beri ütülemedim. Hala böyle duruyorlar. Yani işe, ofise dönersek bunlar zaten ütülenecek. Burada da atmaya kıyamadığım anısı olan bir obje var arkadaşlar. Bunun ne olduğunu Twitch yayını izleyenler, hatırlayanlar bilir. Böyle göstereyim size. Ben YouTube'a ve Twitch'e aslında 2017 yıllarında falan başladım. Uber'den de önce başladım. O zaman PUBG Mobile kanalı yapmaya çalışıyordum. Çünkü PUBG Mobile'i çok fazla oynuyordum o zamanlar. PUBG Mobile kanalı oluşturmaya çalışırken tabii arka tarafı green screen yapmaya çalıştım. Green screen fiyatlarına baktım böyle biraz tuzlu gelmişti o zamanlar. Ben de çok ucuz yollu bir yöntem keşfettim. Böyle bir kutu alıyorsunuz Home Depot'dan. Home Depot bizdeki Koçtaş gibi bir şey. Ben bunu aldım. Bu karton açılıyor tabii şöyle ve bu karton 3 dolardı. Normalde bunu insanlar taşınırken kullanıyor. Bildiğiniz karton kaplıyorsunuz, bantlıyorsunuz. Koli taşınma amacı ile kullanılıyor. Bir de gittim 5 dolara yeşil boya aldım. Bunu böyle baştan sona boyadım. Buna böyle sırtımı yaslıyordum. Bunu green screen olarak kullanıyordum. Yani çok ucuz yöntemle kendime green screen yapmıştım. O yüzden bu da hala duruyor. Atmaya kıyamadım yani. Öyle bir anısı var. Dur bakayım buradan bir gelen var. Buradan bir gelen var. Bir tane headshot yedi. Ne yaptı lan o? Şöyle atsam olurmuş. Evet, bu ev böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi göstermediğim başka hiçbir yeri kalmadı sanırım. Bu ev yaklaşık 60-70 metrekare civarına denk geliyor sanırsam. Buranın kirası arkadaşlar 900 dolar. 900 dolara peki neler dahil? Kira dahil. En vurucu kısmı geliyor şimdi. Elektrik dahil arkadaşlar. Bu gördüğünüz ışıklar, bilgisayarlar, bilmem neler, makineler, diğer her şey istediğiniz kadar kullanın. Elektrik faturası gelmiyor ekstradan. 900 dolar net. Ekstradan ödediğiniz iki tane şey var. Birincisi çöp. O hani başta gösterdiğim koridorun başındaki çöp. Ona da aylık zaten 5 dolar veriyorsunuz. Çöplerinizi işte atıyorlar. Sizin için ayıklıyorlar vesaire. İkincisi de su faturası arkadaşlar. Ki ben bulaşıklarımı çoğu zaman burada manuel olarak kendi elimde yıkıyorum. Burada her ne kadar makine olsa da makineyi çok kullanmıyorum çünkü çok az bulaşık çıkıyor. Yani onu bunu doldurana kadar üzerinden belki 2 hafta geçecek. O yüzden evde kendim yıkıyorum. Her gün duş alıyorum. Bitkileri suluyorum. Bir sürü bitki var vesaire. Hani suya çok aslında kullanıyorum da diyebilirim. Ama ona rağmen çok kullanmama rağmen tek başıma suya aylık aşağı yukarı 6 ile 8 dolar arası bir fatura geliyor. Yani ben bu eve komple tek başıma yaşadığım zaman çöp, kira ve su faturaları çıkıyor toplamda ve bunların da ederi 915 doları geçmiyor. O yüzden düz 900 diyebiliriz aylık. Başka da söyleyecek bir şeyim sanırım pek kalmadı. Bu benim uzun zamandan sonra çektiğim ilk vlog ve hatta ilk video diyebilirim. Biraz paslanmış olabilirim. Twitch yayınlarına biraz daha alışığım biliyorsunuz. Hani orada chatte bana yazanlar oluyor. Ben onlara cevaplıyorum. Böyle kameraya direkt konuşmak çok alışık olduğum bir şey değil. Bir de zaten hani bunu da uzun zamandır yapıyordum Twitch'te ama YouTube izleyenleri de belki merak ediyordur ya da Instagram'dan takip edip soranlar oluyordu. Twitter'dan soranlar oluyordu. O yüzden hani böyle bir şey yapayım dedim. Başka vloglar çekmeye devam etmek istiyorum ama videoyu buraya kadar izlediyseniz bu
arada. Sizden bir ricam var buraya kadar izleyenlerden. Olumlu ve olumsuz eleştirilerinizi yorumlar kısmında paylaşırsanız sevinirim. Bu tarz vloglar çekeyim mi? Çekerken nelere dikkat edeyim? Neleri daha iyi yapabilirim? Neleri daha kötü gibisinden. Çünkü çok tecrübeli değilim vlog konusunda. O yüzden olumlu ya da olumsuz eleştirileriniz benim için önemli. Başka söyleyebileceğim Amazon Flex var. Ona da daha yeni başladım. Onunla ilgili videolar isterseniz çekebilirim. Başka merak ettiğiniz şeyler varsa yine yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ben olabildiğince cevap vermeye çalışacağım. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.